haftaki sohbette yine farklı bir konudayız. Bu sefer Adalet Bakanlığı'na hem teşekkür ediyoruz hem bir çok önemli bir uyarıda bulunacağız. Bu bizim sıradan sade bir vatandaş olarak önerimizdir. Gerisi etkili ve yetkililerin bileceği iştir. Önce Adalet Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Çünkü deprem suçları soruşturma buraları kurulması talimatını verdi ve benim bildiğim kadarıyla da bu talimata ilk uyan kent Adana oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçerek konuyla ilgili incelemeleri başlattı. Şimdi bakanlığın gönderdiği deprem suçları soruşturma büroları talimatına göre bu savcılardan sorumlu bir ekip kurulacak. Bu ekibin başında bir başsavcı yardımcısı bulunacak. Bunlar diğer kadrolarını da hazırlayacaklar. İşte nedir bunlar? Mimardır, mühendistir efendim ve konuyla ilgili diğer yetkililerdir. Bunlarla beraber ortak çalışacaklar. Bu en büyük görevleri ise delil toplama, doğru ve eksiksiz delil toplama üzerine itinayla duracaklar. Bilirkişi heyetlerini oluşturacaklar. Kimler var bilirkişi heyetlerine? Mimar, jeoloji ve inşaat mühendisi ilgisine göre de diğer uzmanlar oluşacak. Tabi bunlar sadece müteahhiti değil, mühendisi ve sürveyanı yani teknik sorumlu yardımcısını da takipat altına alacaklar. Buraya kadar çok güzel. Ben çok sevindirici haberler bunlar. devletten devlet olma ciddiyetini koruduğunu insana hissettiriyor. Burada bir diyeceğimiz yok. Ancak benim şahsen bu konuyla ilgili bir takım endişelerim var. Endişelerim nerede? Şimdi benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları her yıl konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinden bilir kişi ismi ister ve sivil toplum örgütleri de bilir kişi olarak belirli isimleri yazarlar ve bunlar e, gerektiği halde mahkemelerde bilirkişi olarak görev yaparlar. Bunlar normal e, sıradan olaylarda normal görülebilir bilir kişiler vardır. Hatta herkesin bildiği belli bilir kişiler vardır. Bu bilir kişiler yıllardan beri uzmanlık yapmaktadırlar. Bu sıradan e, bir, bir, trafik kazasında da bilirkişi göreve çağrılır. Efendim bir Araba vesayetinde de bir kişi göreve çağırır, Arabanın değerini bilirkişi kişi tespit eder vesaire vesaire. Şimdi kimseyi rüşvet, e, iltimas ve irtikapla itham etmek istemiyorum. Sivil toplum örgütlerini hakeza e, tenzih ederim ancak nüfusu küçük illerde yani Hinterland'dakiler, İstanbul, Ankara ve İzmir'dekiler böyle bizim Adana gibi, işte Mersin gibi, İskenderun gibi, Hatay gibi yerlere takşa gözüyle bakarlar. Bunda da ister eleştirin ister eleştirmeyin, nüfus söz konusu vardır, coğrafya söz konusu vardır burada. Şimdi 20 küsü milyondan oluşan 16 milyon yerleşik nüfusu olan bir İstanbul'a göre 2 milyon nüfusu bir adına taşradır. Yani bir de mesafe farkı var arada. Bunun işte benim endişelerim, sakıncalarım burada kaynaklanıyor zaten. Şimdi böylesi küçük illerde eş, dost ve akrabalar genellikle aynı meslek grupları etrafında toplanmışlardır. Ve dolayısıyla ne olur? Hele hele böyle hassas dönemlerde milletin hassas noktalarını çok inceldiği dönemlerde hassasiyet, hissiyat galebe çalabilir. Mantık ve bilim arka plana atılabilir. Bu insanın fıtratında vardır, doğasında vardır. İşte ben de Sayın Adalet Bakanlığı'na önerim şudur. Cumhuriyet savcılarının depremle sorulu, soruşturma bürolarındaki Cumhuriyet savcılarının bilir kişilerinin rotasyonlu olmasıdır. Ne demek istiyorum ben burada? Yani diyorum ki Adana'daki inşaatlardaki delil toplama, işte suç araştırma vesaire gibileri mesela Antakyalı mühendisler yapmalıdırlar. Antakya'da Antakya depremindeki, Hatay depremindekinde Adanalı mühendisler bilir kişi olarak görev yapmalıdırlar. Dediğim gibi benim burada tek endişem ...herhangi bir şüpheye mahal vermemek için önce endişenin giderilmiş olması gerekir. Endişeler giderilmediği sürece şüpheler katlanarak artar. Tıpkı durgun suya atılan bir taş gibi dalgalar halinde yayılır gider ve şaibe haline alır. Muhafaza Allah hani bir laf vardır derler ya şu hukuktan beterdir diye o hale gelebilir. O yüzden tekrar ediyorum ve Adalet Bakanlığı'nda bir vatandaş olarak uyarıda bulunmak istiyorum... Cumhuriyet savcılarının kuracağı soruşturma heyetlerindeki bilir kişiler değişik illerden oluşturulmalıdır. Bence bu elzemdir. İnşallah derdimi etkili ve yetkililere anlatabilirim. Endişelerime hak verirler ve gerekeni yaparlar. Teşekkür ediyorum.